Zannediyorsunuz ki reklam arasında oturduk, çayımızı içtik. Hayır, böyle konuşmaya devam ediyoruz. Hatta başlarken bile jenerik müziğini duydular. Çektiğimiz diyoruz. Evet, öyle diyoruz. Bizi savaşçı gösteriyor. Halbuki değil ama Mısır subayları beni doğruladı, değil mi? Evet, yapılan, Arap basınına yapılan açıklama bu. İsrail'i uyarıyorlar, gerginliği yükseltme demişler. Fakat yani üst düzey yöneticilerin yaptığı açıklama, ama biz her türlü duruma hazırız diyorlar. Yani İsrail'e yönelik. En güçlü zırhlı birlikte sahip olan Ortadoğu'da dar bölgede kalacak diyor. Bu çok, biz daha büyük bir tepki. En azından refahla ilgili uyarılarından dolayı bugün beklerdik. Seçimden sonra devam edecek. İslam doğru da anlattı, sorduk ya. Görbi'yi. Artık ulusal bir numaralı adam. Peki bu kadar kamuoyu baskısı artmışken üniversitelerde, tüm eyaletlerde hala da böyle refaha bile saldırıyı böyle yüzeysel geçiştirmekte devam ederler anlaşma mi? Anlaşma yaptıracaklar da onun altyapısı, yani bu anlaşma. Ateşkesi. Ateşkes tabii. Tahsis edecekler. Olunca ne diyecekler? Yaptırdık diyecekler, çıkacaklar. Biz yaptırdık, Amerika kamuoyuna böyle diyecek. Bak dar bölgede tuttuk diyecek, adam gidiyordu. Katil bu. Sonra da alacaklar görevden belki 3 ay sonra. Sadece Netanyahu mu yargılayacaklar? Günah keçisi. Yargılanmama karşılığı hükümetten götürebilirler. Bir değişiklik yapıp. Yargılanmamayı isteyebilir. Yalvarabilir beni tutuklamayın diye. Netanyahu ile pazarlık da yapabilirler. Şimdi tabii burada basına yansıyan bazı şeyler var. Bunlardan bir tanesi Amerikan senatörlerin bazı grupları Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne baskı yapıyorlar. Size yardımı keseriz, işte Amerika'ya sokmayız sizi gibilerden ve size bir uyarı diyor. Şimdi bu demokratik bir ülke olan Amerika Birleşik Devletleri gibi yargıya müdahale edilecek bir aklın ben Amerika'ya pek yakıştığını düşünmüyorum. Ama şöyle savunuyorlar, diyorlar ki yani kurumsal olarak bir böyle bizim bulunduğumuz senatodan yazılmadı bu. Oradaki mebusların kendi görüşleri falan, öyle bir savunma okudum. Hocam, onlar Patagonya Devleti'nin senatörü değil, Amerika Birleşik Devletleri'nin senatörü. Bir. İkincisi, buradaki hadise, yani deminki Mısır ordusunun yaptığı açıklama son derece önemli. Bakın şimdi Arap-İsrail savaşlarına bakıldığında İsrail Mısır ordusunu yenmek için tam 16 yıl denizde tatbikat yapmıştır. Yani Mısır, İsrail pilotları buralardaki deniz hedeflerine 16 yıl denize atış yapmışlardır ve bütün pilotlar antrenmanlıydı. Ve o gün harbin başladığı anda önce radarlar vuruldu ve sabah 08 itibariyle yani Mısır subayları nöbet değiştirirken uçaklar meydanda vuruldu. 300'e yakın uçak vurulduğu gibi pist vuruldu. Piste ilk defa Durandal sınıfı bomba kullanmak suretiyle uçakların kalkışı imkansız hale geldi. Bunun üzerine Mısır ordusu büyük bir hata yaptı ve Sina Yarımadası'na girdi. Sina Yarımadası'na mekanize birlikler girince bu defa İsrail ordusu kendi kullandığı Amerikan Avaks'ları ile beraber buradaki tankları tespit etti. Tanklar tespit edilince yine burada ilk defa, bugün bazıların anlamadığı SİHA'da işi var. Orada İsrail insansız hava araçları, istihbarat araçları tankları tek tek tespit edip AVAX'a bildirdi. AVAX'lar da bu bilgileri Phantom uçaklarına bildirdiler ve Phantom'lar Maverick sınıfı dediğimiz tank savar füzelerini kullandı. Ve Sina'daki bütün bu mekanize tank birlikleri vuruldu. Vurulduktan sonra teslim olanları da İsrail ordusu katletti, teslim almadı. Ve hemen şurada Liberty istihbarat Amerikan gemisi bunları tespit etti. Bunun üzerine iki tane İsrail hücum botu bu gemiyi vurdular. 20'ye yakın Amerikan subayını öldürdüler. Amerika'dan ses var mı? Hiç duydunuz mu? Yok. Çünkü ölüler konuşmaz. Ve bu şekilde Mısır kaybetti Sina'yı. Yom Kipur Harbi'nde de bu harekatı yaptı. Fakat çok önemli, bilinmeyen bir hadise oldu. Orada neydi? Bakın çok önemli bu. Sovyet donanması geldi, burada çıkarma yapacaktı. Neredeyse kapak atacak. Birdenbire kırmızı telefon çalıştı. Tartus'ta. Sakın dedi, kıpırdamayın. Neden? Çünkü İsrail'in elinde atom bombası vardı. Ve bunun üzerine Amerika, hepimizin bildiği gibi Washington'da benim de komutanlarımla görev yaptığım Camp David'e götürdüler. Orada Mısır Devlet Başkanı şunu söylüyor. Never again. Asla bir daha İsrail'le savaşmayacağım. Ve bu anlaşma imzalandı. 79'dan bu tarafa gelen ama bugün değişti mi baktığımızda bugün çok ciddi bir nokta var. O da şu. Denklemin Mısır aleyhine değiştiği bir süreçte
İsrail'in güçlendiği ve İsrail'in hiçbir şekilde uluslararası toplumu da ve hukuku tanımaz hale gelmesi. Bu ne demek? Hukuku tanımayan Camp David Anlaşması'nı da Mısır'ın toprak bütününde tanımaz. Bir. İki, eğer bu Gazze'deki gerek mesela beyefendinin dediği gibi denizden kurtarma harekatı, Berlin harekatında olduğu gibi hatırla hocam değil mi? Berlin'de de Amerikan uçakları kurtardı. Gerekse buradan bir şekilde Sina'ya geçildiği halde takdirde İsrail'in ikinci planı harekete geçecektir ve burada teröristler olduğu gerekçesiyle İsrail Hava Kuvvetleri her gün Sina'yı bombalayacaktır. Bu işte benim söylediğim Mısır'la İsrail'in savaşması ki Türkiye hocam, bunu istemiyor. Bir şey sorabilir miyim? Buyurun efendim. Şimdi çok az zaman geçti ama hatırlayamıyoruz arka arkaya gündemler oluyor ya. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Mısır ziyaretinde pek çok anlaşma imzalandı karşılıklı bakanlar düzeyinde. Mesela orada savunma sanayine, askeri işbirliğine yönelik anlaşmalar da yapıldı. Neler o kapsamlar neler? Şimdi siz böyle bir tehlikeden bahsederken biz de Akdeniz'de komşumuz Mısır yakın zamanda böyle anlaşmalar yapmışken ne gibi anlaşmalar yaptık? Askeri işbirliği, savunma sanayine yönelik. Şimdi Mısır diyor ya biz her türlü ihtimale karşı hazırlıklıyız. O zaman şöyle söyleyeyim. Burada Mısır bir tuzağa geldi. O tuzak ne? Demin söylediğim İbrahim anlaşmalarıyla biz de biraz geç davrandık. Bu Doğu Akdeniz anlaşmasını yapması. Ve Rumlarla, bunun için... Rumlar var, Yunanlılar var. Evet. Şimdi Mısır'a çok sayıda gemi verildi bakın. Bize verilmeyen Alman fırkateynleri verildi. Yani bizim Fatih sınıfı gemiler verildi. Yeni denizaltılar verildi. İki tane Fransızın helikopter gemisini bakın biz dişimizden tırnağımızdan yapıyoruz. Anadolu'yu yaptık şimdi Romili'yi yapacağız. Helikopter gemisi Fransızlar bunu hediye ettiler ama üstünde kamu Rus helikopterleri var. Yani Mısır donanmasını Rumlarla ve Yunanlarla bize karşı kışkırttılar. Ve hatta Mısır'la biz Libya konusunda uyuşmazlığa düştük. Mısır bizi tehdit etti. Evet. Ama bugün gelinen noktada... Hafter'i tuttu onlar Mısır'da bir evet. Libya'da bir burada Batı'nın divide and rule, böl ve yanat. Biz de Mısır, kadim iki medeniyetin iki kardeş devletiyiz. 100 sene önce Türk askerleri buralarda şehit oldular. Ben gittim oradaki cepheleri gördüm. Ve sizin dediğiniz gibi İngiliz ordusunun askerleri bizim askerlerimizi esir aldıktan sonra onları asitli sularda gözlerini kör etmişlerdi. Çok ilginç. Bir gün Amerika Birleşik Devletleri'ne Miami'de okurken bir Türk gördüm. Adın ne dedim? Ben Türk'üm dedi. İsmin ne dedim? İstanbul dedi. Sen dedim İstanbul ne arıyor Miami'de? Benim dedem dedi buradaki Kudüs Muharebesi'nde esir düşüyor. Oradan gemiden kaçıp Amerika'ya geliyor. Ve İstanbullu oğlunun adı bir şekilde o hasret için adını İstanbul'a vermiş. Çocuğun adı İstanbul. Demek istediğim şey şu, daha dün dediniz, evet Türkiye ile Mısır... Nasıl, neydi o anlaşmaların burada, niteliği, bakın, kapsamı? Türk milleti bilmiyor bunu. Bizim buradaki askerimizin geri çekilmesi, buradan gelen iki tane kuvvet, Hindistan ve Yeni Zelanda'ydı, Avustralya askerleri, aynı burada Çanakkale gibi bize buradan saldırdılar Kudüs'te. Ve ben bunu Tel Aviv Üniversitesi'nde anlattım. Ve şunu söyleyeyim. 100 sene sonra yeniden bir kumar oynanıyor. Ve bu kumarda zarları attılar. Hocanın dediği çok doğru. Yanlış attılar. Türk milleti de gördü. Burada oynanan oyunun PKK değil, terör değil. Burada oynanan oyunun büyük İsrail devleti olduğu ve Kürtleri de burada oynattıkları, onları da kullandıkları. Eğer yarın bir gün buraya hakim olurlarsa, onlar da Müslüman olduğu için... Aynı Gazze'lilere yaptığı katliamları da Kürtlere de yapacaklarını asla unutmasın. Buradan Kürt vatandaşlarımıza sesleniyorum. Allah rızası için Mesut Hoca'nın dediklerini duyun. Burada PKK'nın ve bu şekilde kurulan oyunun büyük bir oyun olduğunu ve bu oyunun içerisinde 100 senelik bir intikamın olduğunu sakın unutmayın. Armageddon'u unutmayın diyeceksin hocam. Armageddon'u. İşte bu söylediğim hadise Armageddon dediği kıyamet harbi. Buraya evet. Hazreti İsa'nın geleceği ve savaşılacağı, bu savaşı Türklerin kaybedeceğini söylüyorlar. Bu tepede benim söylediğim tepe. Hazreti İsa buraya inecek diyorlar ve insanları bu şekilde kandırıyorlar.
Hazreti İsa bizim de peygamberimiz arkadaş. Biz ona karşı gelmiyoruz ki. Beşi muharebeleri. Bakın bir daha söylüyorum. Beşi muharebeleri. Burada genelkurmayımız bana görev verdi. Burada anlattım. Komutanlarımız da vardı. Yafa'da da bunları anlattık. Tel Aviv Üniversitesi'nde. Yani ben masal anlatmıyorum hocam. Hocam şimdi az önce Sayın Erandaş Çin devlet başkanı neden tüm bunlar yaşanıyorken bölgede Paris'te bugün dediniz. Paris'ten mesajlar veriyor dediniz. Çin'in egemenliğini aslında baskılamak için Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede oyun kurduğunu söylediniz. Doğru. Yanlış yorumlamadıysam, anlamadıysam. Bugün şimdi Çin'in biliyorsunuz Suriye'de bundan 2 sene önce Çin açıklama yaptı. Savaşı bitirin, bütün kalkınmayı, her şeyi ben yapayım. Çin petrol almak zorunda. İran. İran üzerinden çok yakın ilişkiler içinde. Deniz yollarını kullanacak. Hı hı. Amerika görüyorsunuz sarıyor. Nereden şimdi Çin'in kurtuluşu? Bir yol, bir nesil. O projede Zengezur diye bir koridor var. Hı hı. Türkiye, kuzey kapalı şu anda. Çok sıkıntılı. Aşağıda da sıkıntılı. Çin kaderi bu bölgede. Kalkınma yolu projesi heyecanla bekliyorlar. Çünkü gelecekte... Yani kuzeyde yani bizim gayet kuzeyimizde yani Irak, orta... Irak'tan gelen. Asya'dan gelen. Tabii, hayır, Zengezur koridoru. Çıkacak. Gayet tabii Zengezur var yukarıda. Güneyde de... Tabii orta koridordur İran da bunu istemiyor. Benim bütün planlarımı alt üst eder diyor. İstemiyor ama Çin öyle bir kaderi bağlı ki... Boğazı o Zengezur. Hem demir yolu var, yolu hem karayolu var. Çok önemli petrol boru hatları var. Ve o gelecek bizim burada Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün üzerindeki diğer köprüden geçecek. Yani ikisi de Türkiye'nin üzerinden geçecek. Mecbur geçmeye. Avrupa'ya öyle bağlanacak Zengezur Paris'te koridoru için da. Paris'te. Çünkü Çin'in bütün operasyonu düşüncesi Avrupa'ylaydı. Amerika NATO'yu geliştirerek Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Çin'in Avrupa ile ilişkilerini bozdu. Bakınız çok dikkatli. Kuzeyden de meşhur Baltık tarafından kışın buzlar eriyordu. Biliyorsunuz Arktik bölgesi. Arktik bölgesini İsveç'i ve Finlandiya'yı alarak Amerika kapatıyor. Kapattı bugün. Kapatamaz hocam. Abi Rusların en büyük donanması nerede? Baltık'ta. Kilitlendi şu anda. NATO'nun hocam, kucağına girdi, kuşatıldı. Şunu söyleyebilir miyiz? İki önemli ittifak diyebiliriz. Rusya ile Çin. Değil mi artık? İki dünya, yeni dünya düzeninde. Yeni dünya düzeninde iki kutup. Yani tek kutup oluşacak belki artık. Evet. O kutupta da başı Rusya ile Çin çekecek. Çin lideri bugün Fransa'da Paris'te mesajlar veriyor. Putin de bugün 5. dönemini resmi olarak başlatıyor. Bir tören. Ne diyor? Bir gelelim de o törenindeki... Ona geçmeden evet. Geçmeyelim de bir o görüntüleri verelim. Evet. Oradaki mesajlarını öyle değerlendirelim. Hocam şey anlatıyor. Oradan NATO 2030 stratejisini hocam anlattığı anda bütün bunlar çıkacak ortaya. NATO 2030 stratejisi bütün bu olaylar için yapıldı. Yok o kadar değil ama... Avrupa mimarisi, güvenlik farklı mimarisi, denizlerdeki... Yani,